işi severek, inanarak yaparsan zaten başarılı olursunuz. Güzeli övmek zordur. Yani Yakup Bey de böyle güzel, ender, övgüyü hak eden esnaf kardeşlerimizden. Bizim amacımız şu, bu lezzeti, bu tadı herkese tattırmak istiyoruz. İşlerini çok severek yaptıkları aşikar. Ben Yakup Okçu, 1994'te İstanbul'a göç ettik. İstanbul'a göç ettiğimiz zaman farklı sektörlerde çalıştık, yani bu yemek üzerinde. Biz üç kardeşiz. En büyük abim Varol, Sezgin ve ben Yakup. Üçümüz de farklı yerlerde çalışıyorduk. Bir karar aldık. Biz dedik ki bundan sonra kendi işimizi kuralım. Ve öyle bir yola girdik. 2005'te Tuzla'da 10 masalık bir yerle başladık biz bu işe. Bizim amacımız şu, yani normal balık dışında farklı bir iş yapmaktı. Ve şu anda yapmış olduğumuz iş de o iş. Ve balık mezesini geliştirdik. Her gelen müşteri zaten meze istediği için de çok güzel bir talep oluştu. Ve bu şekilde sağ olsun müşterilerimiz bizim reklamımızı kendileri yapmaya başladılar. Ve o yer bize ufak gelmeye başladı. 2008'de Tuzla Balıkçısı olarak şu anki mevcut yerimize taşındık. Ve burası da 500-600 kişilik bir yer. Yani 100-150 masa, 200 masaya yakın bir yerimiz var. Ve şu anda burası da bile bize yetmiyor. Biz Tuzla Balıkçısı'nı kurduğumuz zaman 8-10 çeşit mezeyle başladık. Talep çok artınca da biz de kendimizi o konuda geliştirmeye başladık. Daha nasıl farklı bir şey yapabiliriz? Daha nasıl bir yenilik yapabiliriz? Şu anda 100-120 çeşit araçlık yapıyoruz. 53 senelik bölge esnafıyım. Tüccarım. 43 senedir ticaret yapıyorum. Yakup Beylerle yaklaşık 15 yıllık bir tanışmışlığımız var. Yakup Bey doğaçlama balık yapan, damak tadına önem veren, yani her kurmenin beğenebileceği türden balık yapabilen bir usta olduğu için özellikle tercih ettiğimiz bir yer. Ailece gelebildiğimiz, yemek yiyebildiğimiz, nezih bir ortam. Bozuk mamülü yok, kaliteli, düzgün, hizmette kusur olmayan bir yer. Zaten bu meslekte gelmeyiz. Kendi aramızda bir iş paylaşımını yaptık. Benim büyük abim Varol Usta mutfak kısmıyla ilgileniyor. Zaten o konuda çok titiz birisi. Onun görmediği, onay vermediği bir şeyi biz asla müşteriye ve servise sunamayız. Sezgin Bey de zaten gelen müşteriyle ilgileniyor. Yani salonla ilgileniyor. Sezgin Bey de çok iyi bir işletmeci, şef. Müşteriyi müşteri gibi değil de misafir gibi karşılıyor. Ben de alım satım işlerine bakıyorum. Ve bu konuda da herkesin işi belli ve iş paylaşımı olduğu için de daha çok güzel ilerliyoruz. Özel bir şirkette bölge yöneticisi olarak çalışmaktayım. Hem Tuzla Balıkçısı'nın daimi müşterisi olup hem de kendileriyle bir iş ortaklığımız söz konusu. Firma sahipleri Yakup Bey, Sezgin Bey olsun, yine Varol Beyler bizi kendi evlerindeki gibi ağırlıyorlar diyebilirim. Şimdi bizim önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Biz burada lezzet konusunda, ondan sonra tazelik konusunda her şeyin en iyisi neyse biz onları müşterimize sunuyoruz. Gelen balığa göre biz menümüzü belirliyoruz. Biz günde 50-60 tane meze yapıyoruz. Yani her gün. Bizim menümüz daha çok zengin olduğu için böyle yer değiştiriyoruz. Yani sürekli gelen müşterilerimiz aynı şeyi yemesin. Her gelişinde farklı bir lezzet tatsın diye biz menülerimizi güncelleştiriyoruz. İşim gereği de birçok restoran grubuyla içli dışlı olarak çalışmaktayım ama Tuzla Balıkçısı'nı bu kategoride bir farklı bir yere koyuyorum kendimce. Neden derseniz işlerine bağlılığı, sadakatliliği, gerek müşteri ilgi ve alakaları, hizmet sektöründe çok rast gelinebilen bir durum değil. Şimdi öncelikle biz işimizi severek yapıyoruz. Bunun yanında tabii ki temizlik çok önemli. Yani aldığınız ürünler çok önemli ve sunduğunuz lezzet önemli ve fiyat politikası. Şimdi bizim burada amacımız kaliteyi uygun fiyata sunmak. Bir insan bir iş yaptığı zaman azimli olmalı, inanarak çalışmalı ve işini severek yapmalı. Zaten sevgi olmayan bir yerde hiçbir şey bekleyemez. Başarı da bekleyemezsin. Ve biraz sabır. Yani bir insan bir işe başladığı zaman sabırlı olması gerekiyor. Sağ olsun yani bizim eşimin ve ailemin bize desteği sonsuzdur. Biz burayı ilk açtığımız zaman başarılı olmak için çok fedakarlıklara bulunduk. Bizim 2005'te açtığımız ufak yerle şu anda 2008'de taşındığımız yer, orası 50 kişilik, burası 5 kişilik. 50 kişiye servis, o lezzet, o kalite, o hizmet nasılsa şu anda 1000 kişiye de, 5 kişiye de aynı şekilde devam ediyor. Yaklaşık 7 senedir Tuzla Balıkçısı'nda çalışıyorum ben. Müşterimizin memnuniyeti için en güzel şekilde misafirimizi ağırlamaktayız. Gelen misafirimizi en mutlu şekilde görmek için elimizden geleni yapıyoruz. En başta aile ortamı kaynaklı sıcaklık. Müşterimiz geldiği zaman buraya en iyi şekilde servisimizi yapıyoruz ve
En önemlisi de balıklarımızın lezzeti. Yani bizim bulunan konsept de hiçbir yerde yok. Sadece bize özel olan bir şey. Burasıyla çalıştığım firmayla ortak bir işbirliğimiz söz konusu. Aslında bu sayede tanıştık. Ama gide gele buraya bağımlı olduk diyebilirim. Ailecek de güvenip sevdiklerimizi buraya getirebiliyoruz. Öncelikle yani müşteriye karşı olan sadakat ve müşteriye karşı o güven oluştuğu zaman zaten müşteri bunu hissediyor. Bunun yanında da güler yüz ve lezzet sunulduğu zaman müşteri bunun karşılığını veriyor. Dediğim gibi biz buraya ilk açtığımız zaman 2005'te biz hiçbir yere reklam falan vermedik. Ve bizim en büyük reklamcımız bizim müşterimiz oldu. Bize en az günde abartısız söyleyeyim 100 kişi, 150 kişi halen tavsiye üzerine gelen var. Hem İstanbul'da hem de İstanbul dışında başka illerde. Bize gelen müşterilerimiz gelmeden önce tuzla balıkçısı ile ilgili biraz araştırma yapıyor. Gelen müşterinin %99'unu diyebilirim. Bu karışık meze menüsü dediğimiz menüde istiyorlar. Aydın'dan. Buraya ilk defa geliyoruz. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Gelen lezzetler çok şaşırttı bizi ve çok beğendik. Bulunduğumuz şehirde böyle bir lezzet yok ve bütün lezzetleri de bir arada sunulmuyor. Hepsini ayrı ayrı menüleri ayrı ayrı söylemeniz gerekiyor. Hepsini böyle bir anda sahip olmak güzel oldu ve lezzetini de çok beğendik. Biz çok memnun kaldık. Gerçekten arkadaşımın neden burayı tavsiye ettiğini çok iyi anladım. Uzun zamanda beri şubeleşmeyle ilgili bizim çekindiğimiz bir nokta vardı. Yani biz eğer ki şubeleşirsek bu lezzeti, bu kaliteyi, bu hizmeti yakalayabilir miyiz diye bunun üzerine çok çalıştık biz. Ve en sonunda ince notayı yakaladık. Ve buna emin olduk ki yani alsak da aynı lezzet, aynı kalite Başakşehir'e sunabiliriz diye ona emin olduğumuz için şu anda biz Başakşehir'de yeni bir yer açtık. Yani biz bu kadar kısa zamanda bu kadar müşteriye ulaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Ve bunu gördük ki Tuzla Balıkçısı gerçekten çok güzel bir notaya gelmiş. 12 yıldır Tuzla Balıkçısı'nı severek yakından takip ediyoruz. Bu firmayla ilk tanıştığımız 12 yıl önce müşterisi olarak başladı. Şu an Başakşehir'de işletme müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Bu işe yaklaşık 4-5 yıl önce bu firmada garson olarak başladım. Sırasıyla şeflik ve şimdi de yeni açtığımız Başakşehir Şubesi'nde işletme müdürlüğünü yönetmekteyim. İnsanların burayı tercih etmesinin birkaç sebebi var. Onlardan bir tanesi lezzet. Lezzet. İkincisi güler yüz, samimiyet. Beril'le beraber sürekli Tuzla Balıkçısı'na zaten gelip gidiyoruz. Kendisi balık seviyor diye gelmeye başladık biz ilk başlarda. Ben balık sevmememe rağmen gelmeye başladım. Ben balığı gerçekten sevmiyorum. Yani oturup bir balık yiyelim deseniz yemem. Ama yaptıkları mezeler... Bu arada insanlar meze deyince burada genelde şey düşünüyor. Balığın yanında yenilen mezeleri düşünüyorlar. Ama buraya geldiklerinde yedikleri mezeler zaten balık. Hani o kadar güzel bir karışım yapıyorlar ki ne yaptıklarını sorduğun zaman da söylemiyorlar hiçbir şekilde. Gerçekten çok güzel ürünleri var. En aşağı zaten ayda bir iki kere gelmemize rağmen bugün de mesela sınav haftamız biter bitmez hadi dedik Tuzla Balıkçısı'na gidelim. Yani bölgedeki insanlar zaten biliyor, o ayrı bir şey. Ama şehir dışından gelenler de var. Yan masalarda falan oturanları duyduğunuz zaman işte Erzurum'dan gelenler, Erzurum'dan gelmiş Tuzla Balıkçısı meşhur diye buraya gelmiş. Zaten bizim bir sloganımız var. Balığın sanata dönüştüğü yer Tuzla Balıkçısı. Ve bunu da inşallah herkese tattırmayı düşünüyoruz. Tuzla Balıkçısı olarak açılımız ilk günde beri aynı coşkuyla, aynı sevgiyle, aynı azimle müşteriye vermiş olduğumuz o hizmet, o kalite açtığımız yeni noktalarda da devam edecek inşallah. İsmim İbrahim Okçu, Yakup Bey'in oğluyum. Okuldan hemen çıktığım gibi babamın yanına gidiyorum. Tuzla'da yaşıyorum, 9. sınıf öğrencisiyim. Babam her gün yeni lezzetler bulmak için mutfakta yeni keşifler yapmaya çalışıyor. Yemek lezzetini ve dükkan kalitesini hep öne taşımak için her gün çaba sarf ediyor. Mutfakta 50 kişi çalışıyor. Garsonlarımızda 30-40 kişi var. 10 tane de kapıya bakan bizim vale arkadaşlarımız var. Toplamına baktığı zaman 120-130 kişi çalışıyor burada. Diğer tarafta çalışanlarımız var. Yani toplamına baktığı zaman bir 250-300 kişi çalışanımız var şu anda. Bu aşamalarda da bazı eksiklerimiz olduğu zaman İş Bankası bu konuda bize çok destek olduğu için İş Bankası benim bankam oldu.